Biz de batiniliği size bir giriş niteliğinde böyle kısacık bir bahsedelim. Evet. Batinilik nedir? Hasan Sabbah'tan ayrı düşünülebilir mi batinilik? Batinilik zaten Hasan Sabbah'tan tamamen ayrı. Yani Hasan Sabbah'ı kapsayan bir durum. Şöyle baktığımızda aslında Şiilikle alakalı. Şiiliğin kollarından bir tanesini oluşturuyor ama diğer taraftan da Sünni İslam dünyasında alimler genelde hani Şiilere biraz da böyle hani ne diyelim onları yermek amacıyla da batini olarak da isimlendirebiliyorlar. Evet. Aslında bu genelde kapsayıcı bir tanım. Şöyle baktığımızda işte Kur'an'ın batın ve zahir manalarının olduğu ve bu manalar dolayısıyla işte batını sadece ne diyelim masum imamların bilebileceğini söylüyorlar. Ama zahiri herkesin bilebileceği hani söylenir genelde. Ve bundan dolayı da hani bu kimselere genelde batini denmiştir. Ama dediğimiz gibi daha böyle aşağılayıcı bir tavır olarak da hani bunun söylendiğini biliriz. Nedir batınilik peki Aydın Hocam? Batınlığı şöyle olursak ne tanımlayacak farklı? Olursak dediğimiz gibi hani Kur'an'ın batın ve zahir manasından kaynaklı bir durum ama şimdi Şiilikte tabii ki zaman içerisinde farklı farklı kollar meydana geliyor. Hani bunlardan bir tanesi de işte İsmaillik. Devam eden süreçte mesela 12 imamcılar var, Zeydiler var. Hani bunlar farklı farklı oluşumlar. Diğer taraftan daha aşırı kollar da yine Şiiliğin içerisinde mevcut. Ve dediğimiz gibi genelde Sünni İslam karşıtı olan bütün gruplar bu çerçeve içerisinde değerlendirilebiliyor. Ama biz daha hani bunu spesifik hale getirirsek baktığımızda daha çok Hasan Sabbah ve adamlarını ifade eden bir tabir olarak almışız. Ama mesela, burada yanılmış olmaz mıyız? Diğer gruplara haksızlık etmiş olmaz mıyız? Tabii ki. Yani o dönem için genel bir tavır, genelleyici bir tabirdir. Ama evet. Normalde mesela kitaplara baktığınızda işte Hasan Sabbah'ın kolu daha genel olarak bu şekilde isimlendirilir. Mesela İran tarafına baktığınızda kaynaklar bunlardan batıni diye bahsederler. Ama diğer taraftan Suriye'ye baktığınızda ise genelde haşhaşi tabirini görürsünüz. Evet. O tabire değinmişken haşhaşilik bu da nedir? Yani önce tanımlardan ilerleyelim ki izleyicilerimizin kafasında her şey net olsun. Hasan Sabbah kimdir? Haşhaşilik nedir? Batınilik nedir? Evet. Bunları konuşalım. Haşhaşilik nedir hocam? Açacağım tabii hani seyircilerimizin de tabii birazcık aklı karışıyor olabilir. Hani batıni mi, haşhaşi mi, Nizari İsmailleri mi ya da değil mi? Farklı böyle davetül cedide mi hepsi karışabilir. Tabii Aydın hocamızın da dediği gibi Orta Çağ Müslüman kaynaklarına baktığımızda batani terimi çok kullanılır. Evet. Batani'nin kelime anlamı iç karın boşluğudur. Ama diğer taraftan da yine hocamızın söylediği gibi Kur'an'ın bir iç anlamı yani zahir, batın bir de zahir anlamı vardır. Tabii yine Orta Çağ kaynaklarına baktığımız zaman mülhit deniliyor, zındık deniliyor. Tabii Sünni Orta Çağ yazarlar tarafından böyle ele alınıyor. Diğer taraftan Batılı Orta Çağ yine yazarlarına baktığımızda Arnold Lümpen gibi, Marco Polo gibi oralarda da hani yine haşhaşi teriminin oradan çıktığını görüyoruz, türediğini görüyoruz. Hocam, Asasinden. Tabii hocam. Şimdi haşhaşi tabiri aslında genelde Batılılar tarafından olduğu söyleniyor ama ilk olarak aslında bunları kullanan Fatımiler. Hani İkâ-ü Sevâül İkram adlı bir eser var. 1222 yıllarında hani bu kullanılmış. Yani direkt olarak Fatımiler tarafından Batınileri biraz da yermek amacıyla bu kullanıldığını biliyoruz. Biraz Suriye Nizari İsmaili için söyleniyor yani, değil mi hocam? Daha evet. Çok hani karıştırmak da istemiyoruz tabii çok seyircilerimiz ama İran coğrafyasında dağılımları ve yayılımları var. Bir de Suriye bölgesindeki kolları var. Genel olarak hocamızın da bahsettiği aslında Suriye'dekiler için haşhaşi terimi kullanılıyor. Çünkü orada haçlarla da İran'dakiler için batın değil mi? Evet. İran'dakiler için aslında batani deniliyor, zındık deniliyor, mülhit deniliyor. Çok kendileri ne diyor var. Peki? Kendileri davetül cedide yani biz yeni bir davet başlatıyoruz diyorlar. Bu da Hasan Sabbah'ın aslında propagandasının oluşturduğu bir sonuç diyebiliriz. Diğer İsmaillerden biraz kopuş. Fatımi İsmaillerinden birazcık aslında kopuş. Bir taraftan tabii Selçuklu ve Abbasi, Sünni Selçuklu ve Abbasilere karşı bir karşı duruş var. Dolayısıyla yeni bir davet başlattık diyorlar. Tabii bunlara Sabahiye de deniliyor Hasan Sabah'ın isminden dolayı. Yine Talimiye deniliyor.
Hasan Sabah'ın propagandasının ikinci ayağı talimiye doktrinidir. Yani aşama aşama öğrenme, talim doktrini belki birazdan açarız. Biraz karışık ama kendilerine daha çok Davetül Ceddi ya da kendi aralarında refikan, yani yoldaş diyorlar birbirlerine. Peki biz hani ne söyleyeceğiz aslında? Doğrusu İsmailler ve İsmail'in bir kolu olduğu için Nizar İsmail'i demeliyiz diye düşünüyorum. Nizar çünkü İsmail. Evet. Haşhaşi ismi birazcık popüler kültürde de kullanıp aslında evet, efsanelere Müslüman, dayandırılarak herhalde biraz. Müslüman dünyasında biraz karalama politika siyaseti de güdülmüş aslında birazcık tabii. Her ne kadar Fatimiler kullansa da şeyde, Batılı yazarların biraz biz çelişiyoruz. Evet, Batılı yazarların birazcık Sizden de görüşünüzü alayım hemen o evet. zaman. Karşıt görüş. Yani Haşhaşi dediğimiz gibi hani ilk başta Fatimiler tarafından kullanılmış. Çünkü hani burada Nizar ve Mustari kavgası var. Hani Nizar burada aslında gerçek veliahtken, Nas'ın sahibiyken ki hani Fatimiler devleti bir mezhep devleti. Hani siyasi anlamda baktığınızda daha farklı bir yapıya sahip. Yani imamlar, daha doğrusu Fatimi devletinin başındaki kimseler. Burada son söz sahibi ve El-Mustansır'ın da hani oradaki kendinden sonra seçtiği kimse aslında Nizar. Ama tabii ki Fatimilerde bir başka unsur daha söz konusu, vezirler. Onların da hani özellikle Mustansır döneminden itibaren ciddi anlamda bir ön plana çıkmaları durumu söz konusu ki burada Ermeni asıllı bir vezir var. Bedrut Cemali ve onun oğlu Eleftal. Hani bunlar daha çok etki edebilecekleri Mustali'yi tercih etmek durumundalar. Çünkü Nizar 50 yaşını aşmış, güçlü, daha hakim pozisyonda. Dolayısıyla hani ona söz geçiremeyeceklerini bildikleri için de otomatikman Nizar'ı bir saray darbesiyle diyelim alt edip sonrasında Mustali'yi başa getiriyorlar. Evet. Mesela burada işte Mustansır'ın 5 tane oğlu var. Bunlardan 3'ü kabul ediyor ama Nizar kabul etmiyor. İşte şeye kaçmış, İskenderiye'ye kaçıyor. Kaçtıktan sonra biraz mücadele ediyor ama en nihayetine yakalanıp hapiste öldüğünde işte Nizari İsmail'lik buradan ortaya çıkıyor. Haşhaşilik işte hocamla evet. arada hani böyle kaldığımız noktalardan bir tanesi şudur. Ben kabul ederim hani haşhaş kullandıklarını ama hani hocam der ki dikkat dağıtır genelde. Ama şimdi tiryak benzeri sorayım, hani bazı maddeler var. Cesareti ve dikkati arttıran maddeler bunlar. Bunlardan kullanabildiklerini düşünebiliyorum bazen. Ama hocam da tabii ki burada aramızda şeyimiz şey var. Oldu. Şimdi hocamızla biz her şeyde de tartışıyoruz tabii. Şimdi haşhaş kullanımı, hani haşhaş kullandıkları için mi ya da hani Asesin suikastçı ya da türevlerinden mi haşhaşiliğe dönüldü diye de hani biz yazıyoruz, çiziyoruz kitaplarda ya da tartışıyoruz. Haşhaş kullanımına geldik. Haşhaş kullanmıyorlar diyorum ben. Çünkü Hasan Sabah'ın hani kendi yaşantısına baktığımızda aslında sofu bir hayat yaşıyor. Hocam. Ve oğlunu da hani şarap içtiği için öldürtüyor. Bir de hani fedailere bakınca da ama inanç boyutu var. Ama diyaraya girmek isterim. Oğlunu şarap içiyor diye öldüren bir kimseden bahsediyoruz. Aynı zamanda dünya üzerinde birçok suikasta da öncülük yapmış bir isim. İşte, yani burada sofu kimliğini ön plana çıkarmalı mıyız? Aslında hocamın bence? Dediği gibi hani acaba? Orada hocama katılırım çünkü şöyle bir şey var. Hasan Sabbah Alamut'u ele geçirdikten sonra hani girmiş olduğu evinden, onun bir dairesi var orada, evi var ufak. Oradan sadece 2 defa çıkıyor. Odası var tamamen aslında. Tamamen odasından, oda diyelim daire de değil aslında. Evet. Hani, odasından 2 defa çıkıyor. Bunun neden? Dışında tamamen yazıp çizmekle meşgul olmuş. Çok. Hatta Alamut'ta büyük bir kütüphane var. İşte biz bugün hani İsmail'lere anlatabiliyorsak onun kütüphanesi sayesinde zaten 2-3 tane kitap kurtulmuş. Moğolların işte ele geçirdiği zaman Hülagü bunların hepsini yakmak istiyor. İşte Atamelik Cüveyni bunlardan birkaç tanesini kurtarmış ki biz de onun vesilesiyle burada İsmail'leri evet. konuşabiliyoruz. Şimdi madem ben bu kadar zeki, dindar, sofu, alim, odasında kapanıp çıkmayan bir insan neden o cinayetleri işletiyor o zaman? Cinayet demeyelim, siyasi suikastler desek belki daha doğru olur. Ama hücrelerinden de bahsediyoruz hocam. Çok böyle bir iki saat zamanımız var. Evet. Hepsi üst üste geliyor konularımızın. Ben şu haşhaş konusunu isterseniz tekrar evet. şöyle bir toparlamak istiyorum. Yani neden haşhaş kullanarak ya da suikast düzenliyorlar efsanesi oluştu? Hani ben bunu efsane olarak bakıyorum. Hocam da kullanıyorlar diyor. Fakat ben hani hocam da mutlaka baktı. Kaynakları taradığımızda haşhaş kullandıklarına dair aslında bir veri bulamıyorsunuz.
Sadece yine Haçlı kaynaklarından Arnold Lupin de birazcık Dağşehir Efendisi şeydi diye yazarlar. O da Suriye'deki yine Haşhaşiler için ya da İsmailer için yazılır. Fakat yine daha sonra da Marco Polo'nun seyahatnamesinde yazar. İşte bir içki karıştırdığından o efsaneyi de şöyle anlatır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.